Bu sanata da yaklaşık 15 yaşından beri bu işin içindeyim. Evet. 45 yaşındayım. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Aslında daha önce çok güzeldi. İnanın gelip diyorlardı bize memur olmak istiyorsanız yapalım olmuyordu. Eskiden bayağı güzeldi. Yani bir memurun alacağından iki kat daha fazla belki kazanıyordu. Hayatın şartlarına göre artık değişti. Şu anda milletin alım gücü de azaldı herhalde. Bu pandemiden dolayı da biraz yabancı kesimi gelmediği için bu ahaliyle zorluk çekiyoruz. İnanın bazılarımız şu anda, ben dahil, burası vakfiyeye ait bir mülkiyettir. Kiralarımızı ödeyemiyoruz. Yani eğer şahsi olsaylardı çoktan bizi çıkarmışlardır oradan. Kiralarımızı ödeyemiyoruz. Kira fazla olmamasına rağmen. Yerlisi zaten biliyor, daha önce almış. Yabancı üzerine, yabancı da gelmese, dolaşmasa, memurudur, askeridir, polisidir. Asker de inmiyor çarşıya. Keşke onu da bıraksalardı, inseydi askerde. En azından bir nebze olsun rahatlayacaktı. Haliyle yabancı gelmediği zaman diyerek bize yansıyor. Evliyim, 6 çocuk sahibiyim. 5 kız, bir erkek. Hepsi okuyor. Hepsi okuyor ama artık şu anda EBA yüzünden, yani tablet alamadığımız için çocuklara çoğu biri dersini yapıyor, öteki yapamıyor. O durumda yani. Sabah 8'de başlıyoruz. 8'de başlıyoruz. Akşam 6-7'ye kadar. Maalesef artık oturuyoruz. Gördünüz yani, iki tane attım. Terden ne hale geldim. Yani zor bir meslek ama severek yapıyorum sonuçta. İş olmadığı zaman da insan bir yere kadar artık diyor ya vallahi artık bırakmak lazım. Bırakıp başka bir iş de yapamıyoruz bu saatten sonra. 45 yaşındayım. Yapabilecek, inan asgari ücret elime geçse çalışırım, bırakırım. Yani 40-30 yıllık esnafım, ustayım. Şunlar hepsi el emeği. Gösterebilir, orayı da çekebilirsiniz. Çekeceğiz. Hepsi kendi ustalığımla, el emeğimle yaptığım şeylerdir. Yani nasıl bir yardım, bir şey, yani bir bu esnafa bir yardım yapılması lazım artık yani. Vergiden muaf olmuşuz. Yani yok olmaya üst tutan bir sanat olduğu için vergiden muaf olmuşuz ama yeterli değil. Yani ihtiyaçlarımızı karşılamıyor artık. Yani Siirt, şu anda bu meslek Türkiye'de herhalde iki yerde yapılıyor. Tüylü olarak sadece Siirt'te var. Tüylendirilmiş dokuma haliyle sadece Siirt'te var Türkiye'de. O da 10 tezgah değil yani. 10 tezgah kalmış. Bunlar da gitse yani bu güzel meslek yok olup gidecek. Yazıktır yani. Bu köklü bir meslek yani. En az 300-400 yıllık bir meslek. Şu anda eşim daha önce hiç çalışmıyordu. Çalışmak zorunda kaldı. Hastanede temizlik görevlisi olarak işe başladı. Mecbur kaldık, ne yapalım? Çocuklar da büyüdü, okumak zorundalar. Yani artık ne yapabileceğimizi bilmiyoruz. Sadece el emeğimiz 25 milyona bir kilo alıyorum, bir namazlık çıkıyor. 50 milyona satıyoruz ya, 25 milyon karla. Yani 25 işçiliğimizi koyuyoruz, 50'ye satıyoruz. 150'ye satmamız gerekirken 50'ye satıyoruz. Gidiyoruz iş, yani bir ekmek sadece artık. Dönsün. Dönsün yani, borçlanmayalım kimseye. Maksat o. Artık boğaz kalmış, çok şükür onu da borçlanıyoruz. Toplamak zaten yok, toplayabilmek yok artık. Yok çocuğumun için, geleceği için falan bir şey hazırlayacağım, yok kesinlikle. Artık boğaz, başka bir şey yok. Öğrencilerimiz hep 6-5 kızım var. 5'i de şu anda evde, okula gidemiyor zaten. Biri televizyondan EBA'yı izliyor, biri de benim cep telefonumu vermişim. Ben onlar dokumatik, normal düğmeli telefon kullanıyorum. Kendi telefonumu onlara verdim. Yani izleyebilsinler diye. Yani o duruma bir tablet alamıyoruz. 1 milyar, 1,5 milyar tablet istiyor ya. Yani devlet en azından her çocuğa, her öğrenciye bir tablet versin ya. Yani dersini yapabilsin. Valilik keza bunu karşılayabilir yani. Kaç tane öğrenci var ki Siirt'te? En azından bir tablet versinler öğrenciler. Hadi biz kendimizi geçtik artık. Nasıl olsa iş yok bizde. Bari öğrenciler hep olmaz.